Eğer komutu. Bu komutun iki farklı hali var arkadaşlar. Bunlardan ilkinde şart ve şart gerçekleştiğinde komutun gerçekleştirmesini istediğimiz durum. İkinci halinde şart, şart gerçekleştiğinde olması gereken ve şart gerçekleşmediğinde olması gereken kısımlar bulunan ayrı bir hali var. Giriş alanına eğer yazdığınızda karşınıza zaten iki farklı şekli de çıkar. Ben genelde bu komutu butonlarla kullanıyorum. Örneğin burada kura çek butonuna girdiğim komut şurada. Eğer komutu. Tabi dikkat ederseniz yaklaşık 40 tane eğer girişi yapmışım. Bir komutu sadece yalın haliyle kullanmazsınız. Hayal gücünüzde çok farklı hallerde, şekillerde kullanabilirsiniz. Eğer demişiz K1 sınama değeri doğruysa C6 hücresini yaz. Yanlışsa yani K1 sınama değeri false olursa boş bırak demişiz. Burada sınama değerleri şu kutucuklar oluyordu. Bu şekilde eğer komutunu kullanmışım. Hepsini seç butonuna tıkladığımda gerçekleştirdiği komut yine eğer'e bağlı. Ama bu sefer ilk halini tercih etmişiz. Dikkat ederseniz sınıf mevcudu 16'dan büyükse veya 16'ya eşitse K16 sınama değerine doğru olarak bir değer ver demişim. Yani sınıf mevcudu 16'dan küçükse herhangi bir şey yapması için bir komut girmemişiz. Eğer girecek olsaydık şöyle yapardık. Buradan bir virgül son kısımda şu kısma bir virgül koyar. Tekrar bir şart eklerdik. Bu sayede gerçekleşmediğinde sınıf mevcudu 16'dan küçükse tekrardan başka bir şey yapmasını sağlatabiliyorduk. Böyle farklı şekillerde yine kullanılabilir. Örneğin isimlere bakalım. Kura'da ismi çıkan öğrencinin şöyle Kaan Demirhan çıktı. İsmi çıkan öğrencinin isminin kırmızıyla gözükmesini yine eğer komutuyla sağlayabiliyoruz. Bir bakalım. Şu isim. Renk verme durumuna yazmışım. Eğer demişim S eşit 1 ise bu bir sürgü. Kura çekildiğinde 1'e dönüşüyor. Kura çekilmişse ve kurada çıkan kişi isim 32'ye eşitse yani Kaan Demirhan Salman'la şuradaki metin aynı metinler ise 3 değilse 2 değerini ver demişiz. Burada 3 kırmızının 3 değerinde artması demek. Yani renk için biz sayısal değerler kullanıyoruz. Bu sayede kura'da çıkan kişinin isminin kırmızı olmasını ben bu dosyada sağlatmıştım. Bazı komutlar giriş alanında kullanılır. Bazı komutlarsa farklı nesneleri ilişkilendirmek için kullanılır. Bazı komutların da kullanılabileceği tek yer var. Betikleme kısmı. Şu kısım. Tıkladığımda şunu yap ya da güncellediğimde bunu yap şeklinde. Yani komutların girildiği yerler genelde farklılık gösterir. Eğer komutunu genelde betikleme kısmında nesneleri ilişkilendirirken kullanıyoruz. Gelişmiş kısmında da kullandığımız olabiliyor. Yer kısmında da yine kullandığım durumlar oldu. Sanıyorum yaptığım hiçbir çalışmada giriş alanında eğer komutunu kullanmadım. Eğer say komutunu kullandığım oldu şu kısımda ama eğer komutunu kullandığımı hatırlamıyorum. Dediğim gibi bu komut nesneleri ilişkilendirirken kullanılıyor. Bir uygulama yapalım. Şöyle bir sürgü seçelim. -5 ile 5 arasında değişsin. Metin 1'in rengini bu sürgüye bağlı olarak değiştirmek istesek eğer komutunu yazacağız. Burada yanlış yazdığınızda renk kısmında doğrusunu söylemez. Bu sebeple dikkatli olmak gerekiyor. Eğer komutunu ilk harfi büyük olacak şekilde yazıyoruz. Ve köşeli parantez kullanmak zorundayız. Eğer diyelim A 0'dan büyük ise kırmızı renk 3 olsun. Mesela 0.5 olsun kırmızı renk. Değilse
sıfır olsun şeklinde yapalım. Hatta şunları da değiştirelim. A büyük sıfır ise yeşil rengi de artırsın. 0.8 yapsın. Değilse 1 yapsın mesela. Şöyle bir bakalım hangi renkler ortaya çıkacak. Ben rastgele yazdım. Açık yeşil ve koyu yeşil arasında değişmesini sağlatmışız. Tabi burada başka şeyleri değiştirebilirsiniz. Örneğin burayı da 1 yapsam acaba ne olacak? Bir bakalım. Sarı ve yeşil arasında değişmesini sağlattık. Şu kısmı 3 yapsak 0.3 ne yapar? Sarı ve şöyle kahverengi, koyu kahverengi arasında rengin değişmesini sağlatıyoruz. Başka bir şartla, örneğin sınama değeriyle bunu ilişkilendirebiliriz. Şöyle uygula diyelim. Sınama değeri B. Sürgüyü örneğin 2'den büyük yaptığımda işaretli olsun, 2'den küçük olduğunda işareti kaldırsın. Bunun için şunu yapacağım. Eğer diyorum, şartı giriyorum. Şart A büyük 2 olursa B eşit doğru olsun. Şöyle. Değilse B eşit yanlış olsun. Bu şekilde. Boş olsun. Şimdi burada Enter'a basarsam hiçbir işlem yapmaz veya da hata verir. Buradaki gibi. Çünkü eğer komutunu bu haliyle bu bölümde kullanamıyorum. Eğer komutunu sürgünün güncellendiğinde etki etmesi için burada kullanabilirim. Tabi burada da bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. A büyük 2 ise şartıyla birlikte yaptık. B eşit true değil de değeri ver komutunu kullanmam lazım. Değeri ver B'ye doğru de diyelim. B'ye yanlış da şu şekilde yazdık. Tamam diyorum. Kapatalım. Bakalım şimdi. Evet. 2'den küçükse kutucuğu boşaltıyor. 2'den büyükse dolduruyor. Örneğin bunu gösterme şartı olarak kullanabilirim. Şurada ikincisini diyelim. Gösterme şartı B doğru ise göster. Örneğin şöyle. Bunun gibi.